Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Mayıs 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, 2023'ün en önemli aylarından birine giriş yapıyoruz. 21 Mayıs'a kadar Güneş burcunuzda ilerleyecek. Bu ay doğan tüm boğa burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Ve yükselen boğalarımız, evet sizin için de çok önemli bir ay başlıyor. Bakalım bu ay konu başlıklarımızda neler var? 5 Mayıs'ta Akrep burcunda Dolunay ile birlikte ay tutulması yaşayacağız. Merkür retrosu tamamlanıyor ve 16 Mayıs'ta Jüpiter burcunuza geçiyor. Boğa burcundaki bir yıl sürecek yolculuğuna başlayacak. 19 Mayıs'ta burcunuzda bir yeni ay var ve Mars Aslan burcuna geçecek. Evet, şimdi detaylara bakalım. Konu başlıklarından da anladığınız üzere sizin için çok önemli bir ay. Güneş burcunuzda ve sizin için önemli bir yeni ay doğacak. Bunun öncesinde 5 Mayıs'ta Akrep burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. Çok güçlü bir dolunay tam karşıt burcunuzda meydana gelecek. Etkilerini bu ay ve önümüzdeki birkaç ay hissedebileceğimiz güçlü bir ay. Ülkemiz içinde, dünya içinde önemli krizler, stresler oluşturabilir. Uranüs'ün etkisi var. O yüzden beklenmedik durumlar, ani gelişmeler, biraz tansiyonun yükselebileceği bir süreci aslında işaret ediyor. Ama dolunaylar biliyorsunuz bizi duygusal anlamda etkileyen, hayatımızda önemli farkındalıklar veren, yaşamımızda dönüşümler getiren, genellikle de böyle bir sonlanma, bitiş enerjisi getiren durumlardır. Tutulmalar bunun daha da güçlü bir döngüsü olarak düşünebiliriz. Son 2 yıldır aslında Akrep Boğa tutulmaları hayatınızı önemli ölçüde değiştirmiş olabilir sevgili boğalar. Şimdi bu tutulma burada yeni bir dönüm noktasını işaret ediyor. Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana gündemde olan konular da bir netleşebilir. İlişkilerinizle ilgili önemli bir farkındalık döngüsü içerisindesiniz. Belki önemli kararlar vereceksiniz. Bu bir ilişkide bir ivme getirebilir. Yani bir belki ilişkinizin şeklini değiştirebilirsiniz. Evlilik kararı gibi olabilir. İşbirlikleri, ortaklıklarla ilgili kararlar verebilirsiniz. Ayrılıklar da olabilir. Eşiniz, partneriniz, karşınızdaki kişi, ortağınız, onlarla ilgili olabilecek önemli gelişmeler olabilir. Gizli olan bir şeyler de açığa çıkabilir ya da siz hayatınızda yeni bir yön belirleyebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sabit burçlarımız ve tabii ki sevgili boğalar, siz önemli ölçüde etki alıyorsunuz. Güneşiniz, yükselen burcunuz 14 derece ve yakınlarındaysa bu tutulmanın sizin için çok önemli olacağını söyleyebilirim. Sabit burçlarda gezegenleriniz varsa, ne kadar çok gezegeniniz varsa tabii ki etkiler o kadar çok artabilir. Ve Merkür bu tutulma sırasında da burcunuzda geriliyor. Dolayısıyla enerjiler biraz geçmişle bağlantılı gibi görünüyor. Yani süregelen konuların, geçmişten gelen konuların kendini hatırlatması, gündeme gelmesi mümkün. Bu ilişkilerle de ilgili olabilir tabii ki, ya da sizin gözden kaçırdığınız bazı detaylar gündeme gelebilir. 15 Mayıs'ta Merkür retrosu bitecek. Merkür ileri harekete dönecek. Dolayısıyla 15 Mayıs'a kadar aslında çok da önemli kararlar vermemek, biraz gözden geçirmek, değerlendirmek, test etmek sizin için daha doğru. Zaten retrolar ne yapar? Hayatımızı biraz bizi yavaşlatır. Hani ileri gitmek yerine şöyle bir dinlenmemizi, durup geçmişe bakmamızı ister. Bu şekilde davranabilirsiniz. 15 Mayıs'tan itibaren Merkür'ün ileri harekete dönmesiyle beraber artık bir şeyler netleşiyor. Yani bir anlaşma yapmak istiyorsanız, bir alışveriş için işte bir karar vermeniz gerekiyorsa, adım atmanız gerekiyorsa bunları daha bir net yapabilir, hızlı sonuçlar alabilirsiniz. Ve 16 Mayıs'ta sizin için çok önemli bir hareket başlıyor. Jüpiter Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçecek ve önümüzdeki bir yıl 2024 24 Mayıs'ına kadar Jüpiter burcunuzda olacak. Jüpiter büyük iyicil, büyük şans gezegeni ve sizinle birlikte bir yıl kalacak. Kuşkusuz çok özel bir dönemi başlatıyor ve en şanslı burç siz olacaksınız sevgili boğalar. Jüpiter büyütür, maddi manevi fırsatlar getirir, hayatımızda iyileşmeler getirir. Hem manevi anlamda bizi derinleştirir, hem de maddi anlamda büyüme ve gelişme fırsatları getirir. En son 2011 Haziran'la 2012 Haziran arasında Jüpiter Boğa burcundaydı.
O dönemi şöyle bir gözden geçirin. Çünkü 12 yılda bir geliyor burcunuza. Bu özel bir dönem. Artık biraz daha hayatınızda daha fazla şansı korumayı hissedebilirsiniz sevgili boğalar. Ve 19 Mayıs'ta burcunuzda yeni ay doğacak. Bu yeni ay 28 derece boğa burcunda. Özellikle doğum günü 16 ile 21 Mayıs arası olan boğa burçlarımızı daha fazla etkiliyor. Ve lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz yani 28 derecelere yakınsa tabii ki etki alabilirsiniz. Yeni ay bir yeni karar, hayatımızda yeni bir adım atma, yeni bir pencere açılması anlamına geliyor. Bu tutulma aynı zamanda 20 Nisan'daki Koç burcundaki güneş tutulmasını da tetikleyecek. Bu yüzden de önemli. Yani yeni bir hayatınızda yeni sayfalar açabilirsiniz. Hem de Jüpiter'in de desteğiyle beraber bu etkiler gündeme gelebilir. Artık Merkür retrosu da düzelecek. İlişkilerle ilgili iş, kariyer konuları, yaşam alanlarınız, düzeniniz, kişisel imajınız, çeşitli şekillerde hayatınıza yeni fırsatlar getirebilecek bir yeni ay döngüsü. Evet, Venüs Yengeç burcunda 7 Mayıs'tan itibaren 20 Mayıs'a kadar Mars da Yengeç burcunda olacak. Yakın çevrenizdeki kişiler, kardeşleriniz, komşu ilişkileriniz, akraba ilişkileriniz bu ay biraz daha enerjinizi alabilir. İşte ziyaretler olabilir, kısa gezileriniz, seyahatleriniz olabilir, komşularınızla daha fazla bir arada olabilir, kardeş ilişkileriniz artabilir. 20 Mayıs'tan itibaren Mars Aslan burcuna geçecek. Enerjinizi 20 Mayıs'tan itibaren daha fazla ev yuva konularına yönlendirebilirsiniz. 10 Temmuz'a kadar kalacak Mars Aslan burcunda. Burada evde yapılacak işlerin olabileceğini gösteriyor bize. Yani bir taşınma konusudur, ev düzenlemesidir, tadilattır ya da aileyle ilgili konular. Bu zaman içerisinde enerjinizi bu alanlara daha fazla yönlendirebilirsiniz. Bu ayın dikkat çeken ve dikkat edilmesi gereken birkaç günü var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Şimdi 17 Mayıs'ta Jüpiter Boğa burcuna geçince Kova burcundaki Plüto ile böyle bir kare açı oluşturacak. İşte etkisini 16, 17, 18 Mayıs hissedebiliriz. Sabit burcunun 0 derecesine oluşan bir kare. Kolektif alanda aslında toplumsal alanlarda daha fazla etkisini hissedebiliriz. Böyle İşte baskı yaratan, hırslı, tutkulu bir açı oluşturuyor gökyüzünde. Manipülatif bir durumda var. İşte bu etkisini para konularında gösterebilir, parasal piyasalarla ilgili gösterebilir. Gücü elinde bulunduran otorite sahibi kişilerin manipülatif durumları, baskıları şeklinde gösterebilir. Dikkat edilmesi gereken bir açı. 20 Mayıs itibariyle Mars Aslan'a geçince bu açıya Mars da katılacak ki gökyüzünde böyle bir tek kare oluşmuş olacak. Sabit burçların 0 dereceleri ilk derecelerini etkiliyor. Özellikle sert bir enerji oluşturacak. Buna mümkün olduğunca dikkat etmek lazım. Yani şartları zorlamamak lazım. Kişisel anlamda çok fazla risk almamak lazım. Ve 27-28 Mayıs'ta bu sefer Güneş-Satürn karesi aktifleşecek. Güneş-Satürn kareleri değişken burçlarımızı daha fazla etkileyecek. Balık burcunda olduğu için Satürn, Güneş de İkizler burcunda olacak. Para konularında belki biraz kısıtlanmalar, biraz engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Baskılar olabilir. Daha ciddi, daha böyle planlı, disiplinli hareket etmeniz gereken bir süreç. Genel itibariyle baktığımızda Güneş-Satürn kareleri otorite figürleriyle ilgili baskıları, zıtlaşmaları daha fazla ortaya çıkarabilir. Hani bunu genelde biraz daha hissedebiliriz. Özellikle bu günlere de dikkat çekmek istiyorum. Gördüğünüz gibi sevgili boğalar, Mayıs ayı sizin için çok önemli bir ay ama çok da güzel etkiler var. Jüpiter'le birlikte de şansınızın açılmaya başladığı önemli bir dönem başlıyor sizin için. Sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Boğa, Zodyak'ta ikinci burçtur. Boğa burcunun yönetici gezegeni Venüs'tür. 21 Nisan-20 Mayıs arasında doğan kişiler Boğa burcundan kabul edilir. Boğa burcu, toprak elementinden sabit nitelikli bir burçtur. Boğalar genellikle sabırlı, maddi manevi güvenliğine önem veren, kararlı, soğukkanlı, azimli kişilerdir. Boğa burcu sahip olduğu değerleri her zaman korumak ister. Para ve mallarının yanı sıra sevdikleri kişilere karşı da içgüdüsel olarak böyle davranır. Mülkiyetçi bir yapısı vardır. Onlar için yaşamlarında huzur çok önemlidir. Huzurunu ve rahatını kaçırabilecek ortamlardan hemen uzaklaşabilirler.
kendilerine güven ve konfor sağlayacağı için para onlar için önemli olacaktır. Hayal güçleri zayıf olabilir. Onlar için daha çok elle tutulur, gerçekçi değerler daha önemlidir. Yönetici gezegenleri Venüs, güzellik, estetik ve sanatsal değerler verebilir. Dünyasal zevkler, beş duyuya hitap eden kavramlar, dokunma, yeme, içme, cinsellik onlar için önemlidir. Liderlik özellikleri fazla yoktur. Yeni bir işi başlatmak yerine süre gelen işleri istikrarlı bir şekilde uzun süre devam ettirebilirler. Zodyan en sabırlı burcudur. Değişiklikten çok hoşlanmaz. Bu nedenle aynı ortamda yıllarca hareket etmeden kalabilir. Çok güvenilir kişilerdir. Maddi manevi her konuda güven ve istikrar ararlar.